Yerler mi sen? Kandayız. Sol tarafımız deniz. Amerika'dan geldiklerinde Burma-Tacik Havaalanı'nı ele geçirmek üzere. Bizi izleyen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Seminer yaptırdım binip gitmeye, günün birinde Venedik'i görmeye. Evet, şu anda karşınıza Venedik'ten geliyoruz ve de bugün yayınımızın tamamını Venedik Bienali'ne ayırdık. Venedik Bienali ne diyeceksiniz? Her iki yılda bir yapılan, bir yıl sanat, bir yıl mimari üzerine odaklanan bir Bienal'den bahsediyoruz. Bir küratör var, diyor ki bu yıl diyor benim temam şu olacak. Mesela bu yıl yabancılaşmayı seçmiş. Gidiyor kendisi sanatçıları seçiyor dünyanın farklı yerlerinden. Sen gel bak böyle bir eser olacak diyor. Bir de ülkeler çeşitli yerler kiralıyorlar burada. Mesela Türkiye'nin bir yeni bir yeri var. 2034 yılına kadar kiralamışlar. Ve bütün bu sanat ortamı bir araya geliyor. Yaklaşık 6 ay boyunca dünyanın her yerinden gelen sanatçılar ve sanatseverler bu bienallerde buluşuyor. Venedik bunlardan en önemlisi, en büyük buluşma noktalarından bir tanesi. Ve de bu yılda çeşitli farklı sanat eserleriyle açılışını yaptı. Biz de açılışın ön açılışına geldik. Kültür Bakanı Mehmet Ersoy'un yaptığı bir açılış vardı. Birazdan onu da ekrana getireceğiz. Ve de sizler için bütün bu mekanları gezdik. İki ayrı mekan var. Eskiden buralar silah deposuymuş ya da işte gemilerin tersaneymiş. Ve burayı şahane bir dönüşümle, Türkiye'yi örnek olabilecek, İstanbul'u örnek olabilecek bir dönüşümle dönüştürüp bir sanat yuvası, sanat merkezine dönüştürmüşler İtalyanlar. Belki aranızda görenler vardır. Onlara tekrar gibi olmasın ama 55 bin kişinin yaşadığı ve yılda 25 milyon turistin ziyaret ettiği Venedik'in en ilginç ve en olmazsa olmaz bu mekanını sizler için gezdirelim istedik. Bu yayında gondol yok. Bu yayında klasik Venedik hikayeleri yok. Maskeymiş, gondolmuş. Bu yayında sanat var ve sanata doyacağımız bir yayın olacak. Takılın peşime, gidiyoruz arkadaşlar. Venedik Bienali her iki yılda bir yapılıyor. Bir yıl sanat, bir yıl mimari üzerine eserler oluyor ve iki ayrı alanda yapılıyor. Bir tanesi Arsenale, diğeri de Giardini. Yani ana sergi aslında burada. Farklı ülkelerin farklı sanatçıları, pavyonları burada eserleri sergiliyorlar. Biz size her ikisini de gezdireceğiz ama tek başımıza gezdirmeyeceğiz. Bir bilene soracağız. Sevgili Ferda. Ferda Dedeoğlu'ydu değil mi? Yanlış mı? Dedeoğlu, evet. Dedeoğlu. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Yorgun ama güzel. Heyecanla evet. Geziyoruz. Ferda'nın bir galerisi var. Evet, Ferda Art Platform. Nişantaşı'ndayız. Evet. Sen her yıl geliyorsun burada. Yani gelmeye çalışıyorum her Bienal'e, evet. Gezdin mi? Nasıl buldun? Dün gezdim ama bizim öncelikli kendi galerimizin sanatçısı Güneş Terkol bu sene Adriana Pedroza tarafından ana sergiye, bu Arsenal'deki ana sergiye davet edildi. Onun işleri öncelikli olduğu için dün biraz ona odaklı gezdim. Yani yüzeysel bir gezme. Bugün daha dikkatli, daha konsantre bütün evet. İşlere gezeceğim. Şu mesela anda neredeyiz? Şu evet. An Arsenal'deyiz. Bu iş mesela çok genç bir sanatçı. Agnes Varuguru diye tekstil üzerine birçok ödül aldı aslında. Çeşitli ödülleri de var. Çok dikkat çekiyor. Şu anda Bienal'de de dikkat çeken işlerden bir tanesi bu. Evet. Devam ettiğimizde burada böyle bir suyla yapılan yerleştirme var. Ya burada şimdi şöyle bir şey, 60. Venedik Bienali bu ve Güney Yarımküre'den bir küratör bu sene ilk kez yapıyor. Bugüne kadar hiç o bölgeden, yani Güney Yarımküre'den Latin Amerikan bir küratör olmamış. Bu Bienal'in bir özelliği de bu. Adriana Pedroza da Güneş Terkol'u yazın atölyesini ziyaret ediyor. Daha önce Sao Paulo Bienali'nde işlerini görmüş. Oradan hani beğenip aklında kalıyor ve Güneş'i sergiye davet ediyor. Bizim için bu yüzden daha bir özel oldu bu Bienal. Dün de Güneş Terkol'un San Marco'dan buraya kadar bir yürüyüş performansı eşliğinde işleri getirip Arsenal'deki sergiye yerleştirdi. Adriana Pedroza bu sergi, yani bu Bienal'de ana konu olarak şöyle, queer gruplar,
Bu biraz yabancılaşma. Şu eser, bu evet. Kimin eseri mesela? Bu da bunun bayağı. Bunun ismini şu an hatırlayamıyorum. Evet. Tek tek isimler aklımda değil. Çok yoğun ama güzel bir yerleştirme bu da. Peki buraya gelen sanatçılar, şimdi Güneş'in eserinin önünde konuşuruz ama bu sanatçıları, yani ki bir ülke pavyonları var sanırım. Ülkelerin kiraladıkları var. Onlar ayrı. Evet, orada ülkeler kendi sanatçılarını, kendi ülkelerini temsil edecek sanatçıları kendileri belirliyor. Ama bu sergilerdeki, hem Giardini'deki merkez sergide hem Arsenal'deki bu ana sergide Adrian Pedroza'nın davet ettiği sanatçılar var. Ve burada aslında bu Biennale'de en çok dikkat çeken şey çeşitlilik. Dünyanın her yerinden gerçekten sanatçıları bir araya toplayabilmiş. Yani böyle belli bölgelere yoğunlaşılmamış. Çok çeşitlilik var sanatçılar anlamında. İşlerin bir araya gelişi çok iyi. Bunların sunumu çok iyi. Mesela şimdi geçeceğimiz bölüm bir modern dönemi anlatan bir bölüm. Kendisi Brezilyalı zaten Adriano'nun. Burada da Brezilya'nın MoMA'sı diyebileceğimiz MASP Müzesi var. Belki görmüşsünüzdür de. Modern Art of São Paulo. Orada bu tarz bu cam, yani alttaki beton blokların üzerine cam duvarlar oluşturuyor ve onların üzerine işler asılıyor. Oradaki sergileme biçimini buraya da getirmişler. Bu Italians Everywhere bölümü. Yani bu şeyin Biennale'nin ana arkana konusu. Dikkat et, aman şey Fatih devirme. Evet. Camlar şey görünmüyor biraz. Camlar gözükmüyor çünkü. Evet. Kenan sen arkasında dur. Evet. Herkesin her yerde yabancı olduğu ana fikrinden yola çıkarak oluşturulan bir sergi. Farklı farklı sectionları var. Şimdi mesela biraz sonra gideceğimiz bölümde tekstiller ağırlıklı olarak tekstil bölümü var. Güneş zaten o tekstil bölümünde yer alıyor. Queer konular var. Çok çeşitlilik gerçekten var. Dünyanın her yerinden, yani çok ücra bir yerde hiç bilinmeyen bir sanatçıyı bile burada görebiliyoruz şu anda bu sergide. Şimdi işte o tekstil bölümüne geldik. Bu eserler satılık değil. Satılık da aynı zamanda ama böyle herkese gelip açık satılmıyor. Sadece sana ya ilgilenen olunca sanatçıya ve galeriye ulaşıp bilgi alabiliyorlar. Ama mesela biz Biennale boyunca bunları rezerve ettik evet. Şu anda. Çünkü müzeler de var ilgilenen. Evet. Yani daha böyle kurumsal ilgiler evet. Söz konusu. Bu mu eser? Birisi Güneş'in. Bu, evet. Birisi de orada. Şimdi Güneş'in işlerinin özelliği şu, kolektif işler. Güneş bu pankartın tabanını, bütün bu resmi hazırlıyor. Sadece şu baloncukların içleri boş. Onları da yani o azınlık gruplarla birlikte yapıyor workshopları işinde. Güneş Mart'ın ortasından bu yana bir aydır burada ve iki workshop yaptı. O queer gruplarla yapılan, evet. Bu da göçmen kadınlarla yapılan. Yani bunları, göçmen kadınlarla? Evet. Daha çok Ukraynalı ama Filistinlisi, Afganlısı çeşitliliği var yani grubunda. Ya bunların içi pankart olması oradan biraz böyle o pankartları tutarak işte bir yani bir sözünü söyleme durumu var. Bunların hiçbirisi sanatçı değil. Tamamen doğaçlama, orada kendileri birlikte konuşup eskizler yaparak oluşturuyorlar. Mesela queer grupla yapılan işte benim en çok dikkatimi çeken bir karpuz var havada. Gel bir oraya da bakalım. Bakalım. Bir. Çünkü evet. O karpuzun hikayesi de çok bana ilginç geldi. 1960'larda İsrail Filistin bayrağının renklerini bir arada kullanımını ve Filistin bayrağının kullanımını yasaklıyor. Evet. Mesela bu pankartta o kuyruklu yıldızlar falan Güneş kendisi yapıyor koyuyor. Sadece pankartların içi boş. Ama karpuz yoktu. Karpuzu buradaki kadınlardan birisi koymuş. Filistin o yasak üzerine meyvelerden karpuz bayrağın renklerini bir dilim karpuzda bayrağın renklerini kendi içinde bulundurduğu için temsil olarak onu kullanıyorlar. Evet. Yani çözüm aslında yasaklara rağmen her zaman var. Evet. Burada ilginç bir yerleştirme görüyorum. Evet, yine ilginç bir yerleştirme var. Sanırım onun beraberinde bir müzik performansı da oluyor ara ara. Mesela buradaki bütün işler tekstil işler yine. Aralarda bir performans gösterisi oldu bu sabah. Bundan sonrasında zaten yine daha çok Latin Amerikalı sanatçılar falan da göreceğiz. Sonrasında da pavyonların olduğu, ülke pavyonlarının olduğu alana geçiyoruz. Türkiye pavyonu da orada. Evet. Bu yılın teması ilginç. İlginç evet, mi? Evet, yabancılar her yerde. Evet. Evet, evet. Bu arada ben de mesela Adriano Pedroza'nın kendi metninde ya yabancılık sadece bir yere gittiğindeki yabancı olma hali değil. Herkes aslında yabancı kendi ülkende değilsen o ayrı bir konu ama mesela queer'in genel temel anlamında strange var sözlük anlamında. Yani queer olmak da aslında bir yabancılık hali gibi evet. Düşünüyor. Yabancılık anlamını her türlü kullanıyor aslında.
sanat eserlerini gördüğünüz gibi ortaya koymuşlar. Evet. İnsanlara basmayın diyorlar üzerine bir yandan. Tabii farklı salonlar, farklı sanatçılar ve de çok büyük sürprizler var. Şu anda biz aslında ön gösterimindeyiz değil mi? Ön daha set açılmadı şu anda. Evet, ve daha buradakiler aslında özel davetliler. Evet, koleksiyonerler, dünyanın farklı yerlerinde. Kurumlar, küratörler daha çok bu şekilde. Galeriler var, bazı galeriler. Evet, video performanslar da. Evet. Evet, sabah burada mesela bu tarz bir dansların olduğu performans gösterisi vardı. İlgi çekiciydi o da, bir müzik eşliğinde. Mesela bu iş ilginç. Biraz çok kör gözle parmak bir şeyi var, hani anlatım dili var ama burada böyle askerler, arka tarafları bunların jartiyerli ve açık. Öyle mi? Evet. Arkasına da bakalım o zaman. Evet. Bunların da mesela dün yine bir performansı vardı. Bu şekilde giyinmiş askerler gerçekten aynen arkaları açık yürüyüş yapıyorlardı bu pavyonların arasında. İlginç bir görüntüydü o da. Bu şekilde. Yani militarist düzenle o queer kavramını. Queer bilmeyenler için queer nedir? Aslında yani nasıl diyeyim? Gay'ler, lezbiyenler, hani böyle daha farklı kimlikler, cinsel kimlikleri olan grup, genel olarak verilen isim. Evet. Türkiye'de biliyorsun tukaka artık bunlar. Yani neredeyse bazı bir kesim gökkuşağı bayrağı gördüğü zaman şeytan görmüş gibi çarpılıyor. Evet, hani. Evet. Aman arkana dikkat edin. Bu yüzyılda biraz artık bunlar komik şeyler ama bir şey diyemiyorum. Dünyanın çeşitli yerlerinde benzer durumlar var. Evet. Var. Yani evet, Rusya'da adamlar cezaevine atıyorlar eşcinselleri, evet. Düşün artık. Hala bu çağda bunları burası konuşuyor olmak. Çok güzel, evet. Çok etkileyici. Bu da yine bir Latin Amerika. Mural sanırım değil mi bunlar? Mural gibi, evet. Girişte mesela çok güzel bir tekstil iş vardı yine Latin Amerika. Çok hoştu, benim sevdiklerimden biri. Anlatım dinleri çok böyle güzel, renkli, ilgi çekici. Bir, yine bir heykel var, neonlu. Bir ara herkes neonlu iş yapıyordu değil mi Çağdaş Sanat'ta? Şimdi şey modası geçti mi neonun? Moda diyemeyiz ama bazen belli mediumlar daha öne çıkıyor. Bazen daha geride kalıyor. Hani bu çok şey değil ama mesela geçtiğimiz Biennale'de tamamen tekstil ağırlıklıydı neredeyse bütün işler. O Biennale'nin etkisiyle tekstil işler hep vardı ama şu an biraz daha öne çıktı mesela görünürlükleri. Evet. Bu Biennale'de de var yine. Bu Biennale'de senin böyle bir şey olarak, galeri sahibi olarak, uzman olarak gördüğün izlenim ne? Uzman değilim ama şey olarak şu anda mesela güneşin işleri beni çok heyecanlandırıyor ve mutluyum. Orada birkaç böyle tekstil iş veya bir farklı işler var. Ayrıca ülke pavyonları çok güzel. Bizim Türkiye pavyonu çok kavramsal, altyapısı güçlü bir sergisi var. Onun dışında Lübnan ve Suudi Arabya pavyonunu ben çok beğendim. Şu an gördüklerim içinde bunlar ama henüz Giardini'yi görmedim ben. Evet. Şöyle devam edelim. Çeşitli mesela video. Buradaki işte benim ilgimi çekti. Kağıdımsı bir kanvas ama böyle o kadar sert ve deri gibi bir şey ki şu şeyler çok karşıdaki. Böyle işlemeleri yoğun, hani emek yoğun bir iş var ve hoşuma gitti bir şeyi. Sanatçıyı şimdi biraz bakacağım ben sonrasında kim diye. Bu işten bahsediyorsun, evet, değil mi? Evet. Yani medium olarak, kullanılan malzeme olarak ilgimi çekti. Kağıt mı bu böyle? Kağıt gibi tekstil. Kağıt gibi görünüyor ama çok kalın sert bir tekstil gibi aslında. Tam kağıt da değil. Keçe gibi. Keçenin daha şey ezilmiş, iyice ezilmiş hali sanki. Gerçekten de. Evet. Biraz daha geçelim mi şöyle? Geçelim. Bir Türkiye pavyonuna doğru gidiyoruz şeyde. Son olarak burası bayağı bir karanlık bir alana girdik. Burada da böyle pencerelerin önünde çok şey perdelere yapılan işler var. Perdelere orada bir ışıklı yerleştirme, evet. Yani perde olarak yerleştirmişler şeyleri, işleri. Evet. Çok ilginç. Ama çeşitlilik çok bu sergide, bu seneki Biennale'de. Bu güzel. İnsanı böyle farklı farklı şeyler karşılıyor. Türkiye'den de çok gelen var gördüğüm kadarıyla. Çok, çok var gerçekten. Yoğun bir ilgi var. Bu tabii Türkiye pavyonunun sanatçısı Gülsün Karamustafa'nın da etkisi. İşte Nil Yalter'in, Güneş Terkol'un, Fahrenisa Zeyd'in, Sema Berksoy'un da ana sergilerde işleri var. Hani Türk sanatçılardan da 4 tanesi burada yer alıyor. Bunun da katkısı var ama her sene, ya yani her Biennale aşağı yukarı yoğun bir katılım var yine de. Evet, Ferda çok teşekkür ederim. Ben Kasım teşekkür ayına ederim. Kadar bu Kasım buralar kadar sergiler gözüküyor. Evet. Bu kadar kalabalık olmuyor normalde değil mi? Yani bu Nisan ayından sonra biraz daha yavaşlıyor. Evet, özellikle Eylül'de de biraz yoğun ama Ekim'de daha sakin gezmek mümkün. Evet. Sen Giardini'yi gezmedin. Henüz biz şimdi gezmedim. Oraya gidiyoruz. Evet, bizi geldin. Bir başka bir isim bekliyor. Çok çok teşekkür ben ederim. Ben sağ teşekkür olasın. Ederim. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Evet, Senegal ülke pavyonundayız. Böyle bir Senegal isim gereken bir kayık tam ortasından kırılmış.
Ve burada da arkada bir mural var. Ya daha doğrusu tablolar var. Mural de diyemeyiz. Ve de gerçekten şu ana kadar gördüğüm en farklı ve ilginç ve vurucu eserlerden bir tanesi. Gemiyi Takip Et adlı bir eser bu. We'll Follow the Ship. Yine bir yerleştirme var. Biliyorsunuz dünyadaki gemilerin böyle takip edebiliyorsunuz çeşitli programlarla. Ve onun sanırım bir sanata yansımasını görüyorsunuz. Dünyanın farklı yerlerindeki gemiler. Arkana dikkat et aman. Lübnan pavyonu. Burası da çok ilginç diyorlardı. Bakalım gerçekten ilginç mi? Gerçekten ilginç. Tabii biz biraz şu anda size hızlı gezdiriyoruz ama buraya zaman ayırmak lazım. Eğer imkanınız varsa, hani ya bir ülkeyi gezerim, nereye gezerim derseniz, Venedik sadece gondollarıyla değil, bu sanat eserleriyle de gayet konuşulan ve bilinen bir şehir. Ve burayı böyle çoluğunuzla, çocuğunuzla gelip gezdiğiniz zaman bambaşka ilhamlarla dönebiliyorsunuz. Zaman geçirmek tabii gerekiyor burada. Biz biraz hızlı geçiyoruz. Ama şu anda farklı ülke pavyonlarını dolaşıyoruz. Gördüğünüz gibi. İsterseniz bir sanat uzmanı olarak bir sanat uzmanı gördüm burada. Ona yorumlatalım. Evet Kenan Bey. Ne düşünüyorsunuz bu eserle ilgili? Vallahi hepsi yaratıcı. Birbirinden yaratıcı eserler var. Nasılsın? Ben bir sanat uzmanı derken sizi buldum Kenan Bey. Öyle mi? Yani, evet. Bir yorumunuzu bekliyorum mesela buradaki yamulmuş taş perdeler. Ve bu sesler bize neyi anlatıyor olabilir? Ben de merakla bekliyorum neyi anlattığını. Evet, trompet belki de burada sanatçı. İnsanın içindeki o taş gibi koyan yalnızlığa bir gönderme yapıyor olabilir. Yabancılaşma derken yalnızlık da yabancılaştıran bir şey insan biliyorsun kendi. Gerçi sen pek yalnız kalmıyorsun ama... İrlanda pavyonu burası. Romantik İrlanda diye bir başlık atmışlar. Ve de daha çok video art var. Gördüğünüz gibi insanlar oturuyorlar, seyrediyorlar. Bunlara sanat yorgunu diyebiliriz. Gezmişler, doymuşlar. Dur demişler bir sindirelim şu gördüğümüz sanat eserlerini. Şöyle bakalım. Aslında... Ya şu kentsel dönüşüm diyoruz ya da bunu mimaride soylulaştırma deniliyor. Onun ne kadar güzel yapıldığını görüyorsun Venedik'in içinde. Hiç o özgün binaların yapısına dokunmadan, bozmadan, boyasına bile bak. Ya şunun sıvası kalkmış dur sıva yapalım demeden bütün orijinalliğini tutup bir yandan da yani bütün dünyanın dikkatini çekecek bir sanat organizasyonu yapıyorsun. Hani mesela bu yıl İstanbul Bienali olmadı. Keşke gönül ister ki olsaydı. Ama İstanbul Bienali'ne de yüzlerce, binlerce insan turist olarak geliyorlar, görüyorlar. Sen bu Venedik'in bu yüzünü beklemiyordun değil mi burada? Yok. Kabul et şimdi. Evet, aynen. İtiraf et bir sanatsever olarak. Ya bu kadar beklemiyordum ben. Hele ki biz ön gösterime geldik. Yani şu an dünyanın neredeyse 150-200 ülkesinden farklı insanlar var. Çünkü onlarca farklı ülkeden sanat eserleri, enstalasyonlar, farklı eserler. Birçok sanatçılar ve şey var yani dünyanın sanat iklimi burada şu anda. Onu bir hissedebiliyorsun ya. İliklerine kadar hissediyor musun sanatı? İliklerime kadar hissettim. İliklerine kadar hissettim. Doydun mu sanata? Türkiye'den çok katılım var. Ben bu kadar beklemiyordum Cüret Bey. Bayağı bir şey var yani şu an. Sanatçılar var. Sanki Nişantaşı'nda yürür gibi yürüyoruz farkındaysan. Şu an. Tanıdık sima etrafımızda. Şu an öyle yani sanatçılar var, galericiler var, farklı gazeteciler var. Şimdi birazdan zaten açılışta da göreceğiz onu kimler var kimler yok diye. Birçok isim burada. Sanat camiası bakma çok büyük değil aslında kendi içinde. Üç aşağı beş yukarı herkesin birbirini tanıdığı yani çağdaş sanatta.
bir şeyden bahsediyoruz, bir yapıdan bahsediyoruz. Rahmetli Can Yücel'in bir şiiri vardır, hatırlarsın. Sidikli Kontes'im benim. Burada istersen onu bir okuyabiliriz yani şeyde. Merhaba. Merhaba. Peki hadi bir Türkiye reyonuna bakalım. Açılışa yetiştik, kaçırmayalım. Bakalım neler yaşanıyor Türkiye pavyonunda. Evet, Gülsün Kara Mustafa bu yıl Türkiye'yi temsil ediyor. Ve de bir yerleştirmesi var. Video ve böyle plastik sütunlarla. Şimdi de tam açılış zamanına geldik. Birazdan açılış yapacak. Bütün pek çok Türk var tabii. Pek çok tanıdık sanat dünyasından. Ali Güreli'yi görüyorum. Ali Bey, şöyle bir nasılsınız diyelim. Ne var ne yok. Gayet iyi, Kenan. Nasılsınız? Nasıl buldunuz? Bir şöyle bir iki soru sorayım mı? Hazır buluşkansın. Tabii. Gezdiniz mi Ali Bey? Şimdi geldim. 5 dakika oldu ama daha önce dün gezdim. Bir contemporary İstanbul değil tabii, değil mi? Gayet tabii değil. Nerede? Ama biz de dün ilk defa Contemporary İstanbul Vakfı olarak Tomokazu Matsuyama'nın bir sergisini açtık. Burada Bienal paraleli. Matsuyama çok iyi, çok kuvvetli bir sanatçı. Aynı zamanda Türkiye-Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı olarak da bir Japon sanatçıyla yaptık. Yani burada İstanbul Kültür Sanat Vakfı en iyi şekliyle hep Türk çağdaş sanatçılarını tanıtıyor, gösteriyor bütün dünyaya. Buraya gelmek neden önemli bir sanatçı için ve Bienaller neden önemli? Bu arada bilmeyenler için Ali Güreli İstanbul'un en büyük sanat organizasyonlarından, Contemporary İstanbul'un hem kurucusu hem yöneticisi, yıllardır da Türkiye'deki sanat denince akla ilk gelen isimlerden bir tanesi. Tanıştırayım sizi bilmeyenler için, tanıyanlar zaten tanıyor. Bienal'in önemi ne? Bazen ben anlatamıyorum mesela. Bu yıl ne yazık ki İstanbul'da Bienal yapılmadı, yapılamadı. Bienal bir sanatçının aslında kariyerinin en kuvvetli noktası. Ama bu Bienal var. Dünyada 250'ye yakın Bienal var. Ama bu Bienal, Venedik Bienali bir numara. Bir numara mı? Bir numara. Çok büyük bir bütçeyle ve Venedik şehrini ayakta tutan bir organizasyon bu. Yani 6 aylık bir dönemde, şimdi rakam söylemek ayıp olur belki ama 4,5 milyar dolar, euro bir para geliyor şehre. 4,5 milyar euro. Euro bir para şehre kalıyor. Turist olarak Bienal sayesinde. Ama bir sanatçı yönünden, sanatçılar yönünden bu Bienal'de yer almak sanatçının büyük bir onuru, büyük bir şerefi, büyük bir prestiji. Çünkü buraya her sanatçı giremez. Dünyanın en önemli sanatçıları seçilirler. Ana Bienal'de, yani Venedik Bienali'nde ayrı bir komite tarafından ve küratörü tarafından seçilirler. Ayrıca ülke pavyonlarında da o ülkelerin organizasyonları çok dikkatli bir şekilde seçerler. Onun için yani oraya seçilmiş bir sanatçı artık neredeyse zirveye doğru tırmanmaktadır. Evet. Böyle yani görmek lazım. Dolayısıyla yani. O sanatçılar da mesela ne bileyim bir çağdaş sanat fuarında başka türlü bir sanat gösterir ama burada başka, çok bambaşka bir düşünceyi ve kendisinin bütün hayat felsefesini koymaya çalışır. Evet. Onun için önemlidir sanatçı için. Referans koyuyor yani. Evet. Evet. Bir de dünya sahnesine çıkıyor tabii. Tabii bütün dünya onu konuşuyor, bütün dünya onu görmeye çalışıyor ve bunun içinde de büyük bir yarış var tabii ülkeler arası. O yarışın içinde de mesela en iyi sanatçı, en iyi pavyon, bunlar da yukarı doğru tırmanıyorlar. Bizim ama bu sefer çok güzel bir pavyonumuz var. Gülsün Hanım, Gülsün Kara Mustafa çok kıymetli bir sanatçımız, çok kıymetli, çok önemli bir sanatçımız. Türkiye için çok güzel bir pavyon oldu. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Ne zaman bu yıl İstanbul Contemporary? Şimdi gelecek hafta 24-28 bir CI Bloom adı altında bir bahara geçiş Türk sanat galerileri yapıyoruz. Bu sene Ekim'de, Ekim 22-27. Asıl şey Ekim'de. Bekliyoruz. Görüşürüz. Bekliyoruz. Venedik gerçekten küçük bir yer. Çünkü gecenin bir yarısı yürürken Erdil'le karşılaştım. Erdil Yaşar oğluyla. Gecenin bir yarısı ıssız bir ıssız sokakta. Bir sokakta yani. Ve kaybolmuşum. Sen de kaybolmuşsun o sırada. Sorma. Otelin yolunu arıyordum ya. Bir aralarda daldım gittim falan. Ama daha garibi sabah yine karşılaştık. Evet. Venedik küçük gerçekten yani. Ama şeyde. Küçük ama labirent gibi olduğu için karşılaşma şansı aslında az. Evet aynen. Nasıl ama gezdin mi? Biraz Arsenal'i dolaştım. Tabii ki Gülsün'ün yani Türkiye pavyonunu dolaştım. Nefis, harika. Çok güzel işler var. Var mı mesela dikkatini çeken? Var ama nasıl anlatayım? Şöyle bir şey vardı falan diye. Ama bu sene yani benim fark ettiğim mesela şeye çok
kumaş ve işleme olayı, evet, bir şey. Bir tekstil girmiş. Aynen, bir tekstil girmiş işin içine. Güzel bir şey. Farklı malzeme her zaman iyidir bir yandan. Beni de böyle heyecanlandırır. Dönüp biraz çalışayım falan istiyorum. Belki bir gün seni de burada bir eserinde görürüz. Aa, ne güzel yani, olur, harika olur. Çünkü son zamanlarda Erdil Yaşaroğlu'nun, aslında siz karikatürlerinden biliyorsunuz ama son zamanlarda özellikle heykelleri çok konuşuluyor. Ve devam ediyorsun herhalde. Tabii tabii, hızla. Ve hiç ara vermedim aslında da son zamanlarda göstermeye başladım. Evet. Erdil, çok teşekkür ederim. Ben görüşürüz. Teşekkür ederim. Bir yerde rastlaşırız nasıl olsa. Kesin rastlaşırız. Çeşitli tabii şeyler de var sadece. Performanslar da var. Onlardan bir tanesini görüyoruz şu anda. Melkan Gürsel'le beraberiz. Melkan mimar. Türkiye'nin en başarılı mimarlarından bir tanesi. Ama aynı zamanda başka bir şapkası var. Galeristin. Yani Türkiye'nin en büyük galerilerinden bir tanesinin de sahibi. Melkan, buralara gelmek önemli mi? Siz neyle geldiniz galeristi? Şöyle ki önemli. Bu sene yani galeristin temsil ettiği iki tane önemli sanatçı var. Bir tanesi Semiha Berksoy, diğeri Nilay Alter. Semiha Berksoy aramızda değil tabii ki ama Nilay Alter çok önemli bir sanatçı hayatta ve çok önemli bir ödül aldı bu sene. Golden Lion Lifetime Achievement ödülü. Türk sanatının burada bu düzeyde temsil edilmesi hepimiz için önemli. Bu noktada katkıda bulunmak Türkiye'nin yerini ve anlamını dünya tarafından da başka bir yere getiriyor. O yüzden ben açıkçası burada olmayı çok önemsiyorum. Henüz gezemedin. Belki beraber gezeriz. Beraber gezeriz. Tamam. Evet, çok iyi olur. Görüşmek üzere. Sevgiler. Sahir Erozan'la beraberiz. Siz Sahir'i tabii ki Maça Kızı deyince akla gelen en önemli isim. Türk turizmine katkıları çok büyük ama sadece Türk turizmine değil. Sahir'i bilenler bilir. Türkiye'deki bienallerde mesela her zaman yurt dışından gelen sanatçıları ya da sanatseverleri evinde ağırlar. Burada da sanırım destek oluyorsunuz. Nasıl destek oluyorsunuz? Evet, Maça Kızı olarak başlangıçtan beri destekçi olduk bu Türk pavyonuna. Çok da mutluyuz ondan dolayı. Burada da olmak iyi bir şey değil mi? Yani Türkiye'de olmak, yani şu anda mesela ben bakıyorum sırf buranın Venedik'e katkısı 4,5 milyar dolarmış. Yani Biennale'in katkısı. Biraz önce Ali Gürel'i söyledi. Çok kişi de Biennale'i görmeye geliyor, yani sadece gondola ya da şey gelmiyor. Turizm açısından da önemli diye düşünüyorum. Ne diyor, ne dersin? Çok önemli. Bir de olmayan bir iş, olmayan bir sezona çektikleri için tabii birdenbire Nisan ayını dolduruyorlar. Mayıs'ta da gelen turistler bitmiş bir Biennale'i görüyorlar. Dolayısıyla iki türlü de büyük bir kazanç sağlıyor. Sen bu yıl yeni bir şey başlatıyorsun Maça Kızı'nda. Hem yemek hem sanatı buluşturacaksın anladığım kadarıyla. Evet. Nedir, ne zaman olacak? Ben de Mayıs ayını 9 ile 13 arası böyle bir Bodrum'da bir festival başlatmak istiyorum. Amaç yani çok bebek versiyonu tabii, evet, bu konuştuğumuz şeyin ama Bodrum'un da bir günü olsun istiyorum bu dolaşım günleri arasında. Cannes Film Festivali, işte Formula One Monaco'da. Biz de öyle bir başlayıp herkesi içine kataraktan 3-5 sene içinde bir yere getirmek istiyoruz inşallah. İlki bu yıl 9-13 Mayıs'ta yapılıyor. Maça Kızı'nda oluyor. Evet. Maça Kızı ve bile Maça Kızı. Hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Mersin. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Şu anda Tuna Ortaylı ile beraberiz. İlber Ortaylı'nın kızı deyince şey yapıyor musun? Hani bir ay yeter artık diyor musun? Bıktım artık diyor musun? Cahil bunlar diyor musun? Yok, cahil bunlar demem. Ama 42 yaşına geldim, hala bu ünvandan kurtulamamış olmam. Peki şöyle söyleyelim. Tuna Ortaylı'nın babasını tanıyorsunuzdur. Öyle öyle anlatmak daha iyi. Evet, yani. İlber Ortaylı'nın kızı yerine Tuna Ortaylı'nın babası vardır. İlber Bey'i duymuşsunuzdur adını, evet, diyeyim ben de. Duymuşsunuzdur, bilirsiniz. Şu anda Biennale'in Bahçeler, yani Giardini denilen bölgesindeyiz. Evet. Yürüyelim istersen tamam, biraz. Tabii ki de. Ve de etrafımızda
kuyruk var mesela. Evet. Amerikan pavyonunun önünde kuyruk var. Bu pavyon Amerikan pavyonu. Evet. Evet. Şimdi biz neredeyiz? Biennale nedir? Önce biraz isterseniz sana. Evet, ülke pavyonlarından önce birazcık Biennale'i anlatayım. Şimdi Venedik Biennale aslında dünyadaki ilk Biennale. Biennallerin anası diyebiliriz. 1895 yılından beri yapılıyor. Her iki yılda bir Biennale, biliyorsunuz biennial, yani aslında Latinceden gelen bir kelime, iki yılda bir anlamına gelen, iki yılda bir yapılan bir sanat etkinliği. 1895 yılında ilk başladığında bu Giardini'de, şu anda içinde bulunduğumuz alanda yapılan bir sergi ve şu anda ana sergi binası olarak kullanılan alanda yapılan bir etkinlik. Sonra yıllar içinde yavaş yavaş etrafını ülke pavyonlarının sardığı bir büyük sergi alanına dönüşüyor. 1920'lere gelindiğinde Giardini'de neredeyse 30'a yakın ülkenin artık çoktan kendilerine aldıkları mekanları var. Satın mı almış ülkeler? Evet, bunların hepsini satın almışlar ve o zamandan beri de her iki yılda bir burada sergi yapıyorlar. Şimdi biliyorsunuz dünyada birçok Biennale var. Mesela İstanbul Biennale'inde de her iki yılda bir yapıldığında ne oluyor? Bir küratör belirleniyor. İşte bir ana mekanını seçiyor ya da birkaç mekan seçiyor ve orada bir sergileme yapıyor. Venedik Biennale'inde süreç biraz daha farklı. Ana serginin yanı sıra bir de ülke pavyonları var ve o ülke pavyonları kendi ülkelerinden küratör ve sanatçılara yer verdikleri sergilerle aslında ana sergiden bağımsız ama tematik olarak da çoğu zaman ilintili bir sergiyle bu sürece katılmış oluyorlar. Evet. Dediğim gibi 1920'den beri burada yaklaşık 30 ülkenin mekanı var. Fakat şu anda da onlardan bir tanesinin önündeyiz. Evet, İsrail. Ve de bu şeyin en tartışmalı sergisindeyiz, en çok konuşulan. Evet, neden? Çünkü açılmadığı için. Evet, açılmadığı için. Bir yandan da aslında açılmadı ama cam mekandan içeri bakınca var olan sergiler, yani eserlerden birini görebiliyoruz. Ruth Patir'in Motherland isimli sergisinin bir eserini. Niye açılmadı? Sanatçıyla küratör bir araya gelmişler. Evet, sanatçı ve küratör bir araya gelerek hem bir ateşkes ilan edilene hem de 7 Ekim'de ki süreçte olaylarda rehin alınan insanlar serbest bırakılana kadar pavyonun açılmayacağını belirttiler. Bununla ilgili olarak tabii eleştiriler, yaklaşımlar da var. Yani bunu birazcık şov olsun diye yapıyorsunuz ama pek bir şey olacağı yok falan diyen de var. Evet. Ama yani günün sonunda ortada böyle bir gerçek var. İki sene önce de Rusya pavyonu mesela açılmadı. Bu sene de Rusya pavyonunda yine Rusya'nın işleri yok. Bolivya yer alıyor. Yani aslında tabii ki sanat dünyası genelde bu tip olaylara duyarsız kalmıyor. Tuna, biraz asker ve polis görüyorum. Hiç görmediğim kadar. Bu yüzden mi? Bu İsrail pavyonundan dolayı. Evet. Çünkü olur da bir saldırı, bir şey olursa, bir protesto yapılırsa diye müdahale etmek amacıyla. Bazen böyle işte ülkelerde ortaya çıkan karışıklıklardan dolayı o senenin ülke pavyonunun önünde normalde görmeye alışık olmadığımız güvenlik ve asker görülebiliyor, olabiliyor. Evet. Şimdi biraz önce Amerikan pavyonunun önünde bayağı bir kuyruk vardı. Evet. Niye bu kadar kuyruk var? Ne var içeride? Şimdi tabii şu anda ön izleme günlerindeyiz. 19 Nisan'ın sonuna kadar, yani 20 Nisan Cumartesi'ye kadar ön izleme günleri olacak. Bu ne demek? Aslında halkın girişi henüz başlamadı. Şu anda hala biz profesyoneller, sanat profesyonelleri, uluslararası basın, devlet erkanından, kültür özellikle bakanlıklarından gelen devlet erkanları bugünlerde giriş yapabiliyor ve bu noktalarda da tabii açılışları oluyor. Türkiye pavyonunun da mesela bir saat önce açılışı olmuştu. Bu açılışlarda işte hem devlet erkanı oluyor, hem sanat profesyonelleri geliyor, hem uluslararası hem de o ülkenin kendi profesyonelleri geliyor. O yüzden şu anda ortalıkta çok ciddi bir kalabalık var. Kuyruklar var. Bu kuyrukların temel sebebi de herkesin önce ben gördüm. Öyle mi? Ne vardı ben söyleyeyim. demesi. Birazcık o yüzden de böyle işte her Biennale ön izleme akşamında kendi aramızda buluştuğumuzda ay o pavyonu gördün mü, bundaki iş şöyleydi, bundaki böyleydi falan gibi kendi aramızda konuşuyoruz. Peki bu yıl hangi pavyonlar mesela senin dikkatini çek? Mesela şimdi Brezilya'nınkinin önüne geldi. Küratör de Brezilyalı bu yıl. Evet. Aslında işin doğrusunu söylemek gerekirse benim bu sene özellikle Adriana Pedroza'nın kendi yaptığı ana sergi çok hoşuma gitti. Uzun zamandan sonra ilk defa bu kadar çok tablolarla dolu. Böyle yani tekrar sanatın estetik tarafını hatırladığımız, bence bizi hatırlatan bir Biennale oldu. O hoşuma gitti. Şu anda tam önümüzde bulunan Mısır pavyonu. Mısır pavyonunda Wael Şavki var. Wael Şavki'yi aslında Türk sanat izleyicileri İstanbul Biennale'inden de hatırlayacaktır.
Kendisi Mısırlı ve de bu Mısır'daki İngiliz kolonileşmesi ve bütün bu var olan Mısır'ın kurtuluş hikayeleri üzerine çalışmayı seven, bunlara işlerinde, sanatsal pratiğinde yer veren bir sanatçı. Maalesef Mısır'ın önünde de kuyruk var, gördüğünüz gibi. Bütün bu İnanılmaz, ben ilk kez bu kadar uzun bir kuyruk görüyorum. Çünkü gerçekten violin işi çok güzel. Dilerim ki bir şekilde bir ödül alır. Yani aslında tabii ki ödül herhangi bir şeye bir referans değil. Ama önemli bir farkına varılma. Burada da bir açılış var herhalde. Burada şu anda Avusturya Pavyonu'nun önündeyiz. Daha doğrusu karşımızda Avusturya Pavyonu var. Onlar şu anda bir açılış yapıyorlar. Avusturya Pavyonu'nda da aslında Rusya'dan kaçıp Avusturya'ya yerleşen bir sanatçı var. O yüzden orada da biraz böyle Ukrayna'ya güzelleme gönderen, Rusya'yı birazcık kötüleyen bir iş var. Bu sene özelinde zaten Adriano Pedroza'nın ana sergideki teması İtalyanca olarak Stranieri Ovunque, yani Foreigners Everywhere, yabancılar her yerde. Bu temanın altında aslında yatan şey, herkes her yerde yabancı olabilir. Yani birisi göç ettiği için de bir ülkenin yabancısı olabilir ama o ülkede doğmuş büyümüş bir insan da o ülkede kendine yer bulamıyorsa o ülkenin içinde kendini yabancı bulabilir. Ya da belki de belli gruplardan gelen insanlardır ve yine çoğunlukla anlaşamıyorlarsa kendilerini herkesin içinde ötekileşmiş bulabilirler. Bu çerçevede aslında ilk defa olarak, yani ben zannediyorum artık 12-13 yıldır düzenli bir şekilde Biennale'leri takip eden bir insanım. İlk defa bütün ülkelerin ülke pavyonlarında da bir dil birliği yapılmış gibi hep bu temanın etrafında işler var. Her ülke pavyonunda, atıyorum işte mesela İspanya'da Peru asıllı İspanyol sanatçı, Fransa'da Karayip asıllı Fransız sanatçı. Böyle i̇şte bir yabancı şeyde. İlk defa Karayip asıllı bir Fransız'a yer veriyoruz. İşte ilk defa Peru asıllı bir İspanyol sanatçı yer alıyor. Bunun böyle altı çizilerek ya da işte Kanada, ABD gibi ülkelerde de indigenous people dediğimiz, yani oranın yerlilerine güzellemeler yapılan işler var. Amerika pavyonu da mesela bu anlamda yerli ülke yerlilerine referans veren işler arasında, onunki de eğlenceli bir iş. Kızılderili kültüründen yola çıkarak, zaten sanatçı da kendisi de Kızılderili kökenli bir Amerikalı sanatçı. Böyle bir iş var ve çok hem çok renkli hem çok eğlenceli. Tabii zaten bunun dedikodusu yayılmaya başladığı zaman, şu anda çünkü biliyorsunuz artık ön izlemenin ikinci günündeyiz. Dedikodunun yayılmasıyla birlikte aslında genelde hangi ülkelerin sevildiğini de anlayabiliyoruz. Çünkü nerede kuyruk oluşuyorsa bilin ki o insanlar arasında bolca konuşulmuş, övülmüş, ona gidin görün denmiş. Evet. Tuna, son olarak ben diyorum ki ya, eğer imkanınız varsa bir yere tatile gidecekseniz, hani çocuğunuz varsa 10 yaşından 18 yaşına kadar alın gelin Venedik'e. Aha. Ama sadece Venedik'i, gondoldu işte, maskeydi bilmem niye görmeyin, burayı i̇şte, gezin, evet. Gezdirin. Evet. Peki niye gelip gezdirsinler? Bir, böyle bir sanat ortamını gezmenin, bir çocuğun özellikle ya da bir insanın gezmesinin getirdiği duygu nedir sence? İhtiyaç nedir ya da? Yani bir kere... sadece bir çocuk için değil ama özellikle de bir çocuk için, ama burayı düzenli bir, yani tabii ki her zaman her Biennale'i takip etmek evet. mümkün olmayabilir ama günün sonunda burada şu anda demin anlatıyordum, araya İsrail pavyonu karıştı. Giardini'de 30'a yakın ülke, Arsenale'de ise işte aralarında Türkiye pavyonunun, İKSV'nin düzenlediği Türkiye pavyonunun da olduğu yaklaşık 80 küsur ülke var. Ve bu ülkelerden gelen bütün sanatçıların işlerinin yer aldığı kocaman bir potpourri'den bahsediyoruz. Evet. Yani bu hiçbir şey için olmasa bir göz terbiyesi için, farklı bir şeyler görmek için. Çok ilham verici buluyorum ben bazı şeyleri. Farklı malzemeleri keşfedebilmek için ve de dünyada neler olup bittiğine dair bir fikir sahibi olabilmek için. Yani aslında sanatın bu anlamda belki de hafife alınan bir yanı var. Bir ana sergiyi gezerken şayet bir rehber eşliğiyle geziyorsanız, bahsedilen sanatçının geldiği yerdeki yerel sıkıntılar, işte oradaki yerli halk ne yapar ya da işte siyasi olarak orada 20 yıl önce olmuş olaylar orayı nasıl etkilemiş. Yani bunlar aslında hep sanat dünyasında kendine yer bulan konular olduğu için bu anlamda sadece çocuklar için değil ama herkes için aslında Aynen. çok ilham verici buluyorum. Bir şeylerin farkına varabilmek, bazı şeylerin farklılaştığında da hala iyi olduğunu,
TÜKAK'a olmadığını görmek adına kıymetli bence. Biz de farklı şeyden çok korkuluyor ya, farklı evet. olmak hani ya, evet, yani şeyin farklı. Sürünün dışında çık gitmek evet. hani evet. atasözlerimiz evet. bile böyledir evet. yani evet. kurt aslında kapar falan yani kurt da kapmıyor yani. Sizin kendi korkunuz yani bizim kendi korkumuzla alakalı bir şey. Farklı olan da bir yerde birileriyle aynı günün sonunda evet. Ve hepimiz bir şekilde birbirimizle bir aynılık yaşıyoruz. Onun için bence o tip şeyler anlamında, o hoşgörüyü, o göz terbiyesini oluşturabilmek anlamında Biennale önemli. Evet. Son olarak arkamda Yunanistan pavyonu. Nasıl? Gezdin mi? Yunanistan'ı gezdim ama bu bölgede bir şey gezecek olsaydım Mısır'ı tercih ederdim. Mısır'ı tercih ederdim. Peki. Çok teşekkür ederim Tuna. Sağ olasın, zahmet oldu sana. Zaman ayırdın bize. Çok çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bugün karşınıza Venedik Biennale ile geldik. Biraz sanata doyduğumuz bir yayın oldu. Sizlere de biraz farklı dünyaları gösterelim istedik. Çok yoğun, daha bu açılmamış hali. Türkiye'den de çok fazla ilgi vardı. Pek çok tanınmış isim de şu anda buradalar. Onlarla da yaptığımız özel röportajları bu sefer 5N1K'da izleyebilirsiniz. Yeni bir yayında buluşuncaya kadar beğen tuşuna basmayı aman unutmayın diyelim. Hepinize şimdilik iyi günler, iyi akşamlar dilerim.